Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Dell EMC'nin düzenlemiş olduğu Dell Technologies 2018 etkinliğine katıldık ve burada IoT, 5G, yapay zeka ve dijital dönüşümle alakalı çok güzel konuşmalara tanık olduk. Şimdi dilerseniz mikrofonu Dell EMC Ülke Müdürü Sinan Dumlu'ya uzatalım. Bakalım Dell Technologies 2018'de neler olmuş? Sinan Bey merhabalar. Öncelikle Dell Forum geleneksel bir hale geldi diyebiliriz. Dell Forum 2018 olarak adlandıracağım. Bu forumdan beklentileriniz, burada yaşanacak gelişmeler neler olacak? Tabii şöyle söyleyeyim, biz bu forumu ilk kez geçen yıl yaptık. O zaman adı Dell EMC Forum'du. Dell ve EMC firmaları birleştikten sonra yaptığımız ilk büyük toplantıydı. O toplantıda biz dijital transformasyondan bahsettik. Bugün aslında hafif bir farkı var. Bu sefer Dell EMC Forum değil, Dell Technologies Forum. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Dell Technologies altında 7 marka var. Bu 7 markanın en büyük şirketi olarak Dell EMC var. Ve biz Dell EMC olarak bir Dell Technologies Forum'da 7 şirketin temsil edildiği bir organizasyon yapıyoruz. Bu organizasyonun geçen yıldan farkı, biz geçen yıl dijital transformasyonun öneminden bahsettik. Bu yıl ise artık dijital transformasyonu hemen uygulamıyorsanız gecikiyorsunuzu söylemeye çalışıyoruz. Ve olabildiğince de ilham verici örneklerle neler yapılması gerektiği konusunda müşterilerimizi ve ilgilenen son kullanıcıları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdi etkinliğe baktığımızda hem yazılım hem de donanımsal anlamda çok fazla stand ve reyonun olduğunu söyleyebiliriz ki burada hani konferanslarla birlikte aslında dijital dönüşüm, yapay zeka ve robotlarla alakalı da çok şey burada konuşulacak. Öncelikle dilerseniz donanım tarafından başlayalım. Sonrasında yazılım tarafında Dell EMC'nin ve bu etkinliğin kapsamını biraz daha genişletebilir miyiz? Tabii. Dell EMC olarak biz bilgisayar sistemlerinin altyapılarını sağlayan bir firmayız. Ana fokusumuz bu. Burada hangi alanlarda faaliyet gösteriyoruz? Birincisi herkesin önünde bulunan bilgisayar. Ayarlar. Biliyorsunuz Dell 1984 yılından beri faaliyet gösteren bir firma ve bu konudaki lider kurumların başında geliyor. Biz hem kullanıcıların önündeki bilgisayarları, monitörleri üretiyoruz. Notebooklar, desktoplar, her türlü tablet, Windows işletim sistemli cihazlara sahibiz. Bunun yanı sıra veri merkezlerinde kullanılacak sunucular, veri depolama sistemleri, yedekleme sistemleri de ürün gamımız içinde yer alıyor. Yani kısacası donanım olarak bir son kullanıcının, bir kurumun duyacağı uçtan uca tüm ürünlere sahibiz. Dell Technologies altında bulunan diğer şirketler ise örneğin VMware sanallaştırma katmanını sağlıyor. Biz zaman zaman bulut bilişimin işletim sistemi diyoruz VMware'e. Pivotal bulut ortamlarındaki yazılım geliştirme platformunu sağlıyor. RSA ve SecureWorks güvenlikle, siber güvenlikle ilgili ürünleri içeriyor. VirtuStream ise kritik uygulamaların public cloud'da çalışmasıyla ilgili ürün ve çözümler içeriyor. Şimdi geleceğin teknolojileri yapay zeka ve robot ve bununla bağımlı olarak aslında 5G teknolojisi de konuşulabilir. Bunların üçünü bir araya koyduğumuzda aslında burada da geleceğe dair bazı işaretler alacak mıyız? Doğrudur. Öncelikle gelin, izleyin, siz de görün neler olduğunu bekleriz. Ama şöyle söyleyeyim, aslında bir yığın teknolojiden bahsediyoruz. Örneğin nesnelerin interneti, yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri, büyük verinin analizi, bulut bilişim. Bunların hiçbiri tek başına bir işe yaramıyor. Ancak bunları bir araya getirdiğimizde anlamlı bir sonuç elde edebiliyoruz. Örneğin nesnelerin interneti, çeşitli yerlere sensörler koydunuz, bilgiyi topladınız. Bir işe yaramıyor ki. Bunun anlamlı bir hale gelebilmesi için nesnelerin internetiyle topladığınız verilerin bir büyük veri havuzuna toplanması, bunun üzerinde bir analiz yapılması, makine öğrenme ve yapay zeka ile anlamlandırılıp tekrar bu bilgilerin toplandığı lokasyonlara çeşitli komutların iletilmesi gerekiyor. Biz bunları uçtan uca çözüm olarak sağlıyoruz ve bunların nasıl çalışacağı ile ilgili de örnekler göstermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki son 5 ya da 10 yıl içinde bu konularla alakalı inovasyon beklentiniz neler olacak? Biz şu anda bu yolun başında olduğumuzu söylüyoruz. Varacağımız nokta olarak da çok uzun planlama yapmak da mümkün değil. Çünkü dünya ve özellikle bu teknolojiler çok hızlı bir şekilde gelişiyor. İlk bizim baktığımız nokta 2030. Biz 2030'da şunu söylüyoruz. İnsan makina işbirliğinde yeni bir noktaya varılacak ve bugün anlattığımız teknolojilerle de bu hedefe varacak şekilde neler olacağını göstermeye çalışıyoruz. Sinan Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Dell Technologies 2018 Forum etkinliğinde bunlar gerçekleşti. Eğer dijital dönüşüm, yapay zeka ve IoT gibi teknolojilere ilginiz varsa bu forumu mutlaka takip edin arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.